Skype'da bir konuğumuz olacak. Kendisi 24 saat içinde, daha doğrusu 24 saatte, yani 24 saat önce bir iddiada bulunmuştu. Lübnan'a kara harekatı olacağından bahsetmişti. Şu an Skype'da, telaffuzunu da yanlış yapmak istemiyorum, Farşit Bey. Doğru söyleyebildim mi? Evet efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar efendim. Öncelikle şu an neredesiniz? Tahran'dayım efendim. Tahran'dasınız. Şu an için, yani sonuçta Hizbullah dediğimiz zaman, Filistin dediğimiz zaman, Lübnan dediğimiz zaman birçok ok İran'a dönüyor ki Hizbullah'a yönelik çok büyük saldırılar da oldu. Çeşitli iddialar da vardı ki siz de bu konuda teorisi çok kısa sürede haklı çıkan birisiniz. Bu kapsamda neler söylemek istersiniz? Nasıl bir süreç öngörüyorsunuz? Teşekkür ederim. İlk etapta davetiniz için. Şu anda bakın, biz bu işin kehaneti peşinde değiliz. Biz insan kerameti peşindeyiz. Keşke bütün dediklerimiz yanlış çıksa, savaşlar bitse ve bu soykırım bir an evvel durdurulsa. Yani bizim amacımız budur. Gerçekten burada, yani benim dediğim doğru çıktı diye ben bir şey kazanmıyorum. Ama maalesef burada İsrail, yani bu katliamı, bu soykırımı ve kasap, daha doğrusu Netanyahu'nu durduracak güç dünyada yok. Yani varsa da Amerika ya da MI6'tir. Yani CIA'ya MI6, onlar da zaten bu işi yapmıyorlar. Dolayısıyla şu anda dikkat edeyim. Neden biz bu ifadeyi kullandık? Bunlar çok kısa sürede, hatta hemen girecekler diye ifadesini kullandık. Çünkü bunlar fırsat buldular. Evet. Bu fırsatı kolluyorlar. İslam dünyasında içerisinde bir ittifak yok. Hepimiz birbirinden kopuktur. Kopuğuz. İkincisi, Avrupa'da zaten bir şekilde Amerika onları susturdu. Ve Amerika İngiltere arasındaki güç çekişmesi, İngiltere'nin şu anda yani zayıf duruma düşmesi vesaire ve bir şekilde Çin'in üzerindeki, yani Çin'in önündeki bütün koridorları kapatmak üzere, yani bir nevi de Amerika bütün hayallerini gerçekleştiriyor. Dikkat edeyim. Bir senedir, yani 7 Ekim itibariyle iki konu çok konuşuluyor. Bir İran kelimesi telaffuz edilmesi, yani 7 Ekim itibariyle o kadar İran üzerinde konuşma yapıldı ki Gazze üzerinde yapılmadı gerçekten. Diğer ikincisi barış masası. Her gün Başkan Biden bir barış yakındır, iki gün sonrası barış olacak diye ifadeler geliyor. Bu ne anlama bunlar geliyor? Şifre, hemen söyleyeyim. Bu şifreli bir konuşmadır. Yani bu Başkan Biden bu ifadeyi kullandığı zaman hemen ertesi günü saldırı oluyor. Yani bunu Netanyahu saldırı olarak kullanıyor. Ben bir ifade kullandım. Anthony Blinken harcara için ortada dolaşıyor. Başka bir amacı yok. Yani sadece sırf zemin ve ortam hazırlıyor. Yani bir şekilde dikkatleri başka yöne çekiyor. Ve İsrail saldırısını yapıyor zaten. Yani İsrail açısından saldırıya daha uygun bir ortamı hazırlıyor. Evet. Sonrasında da saldırı yapılıyor diyorsunuz. Evet. Hatta biz Lübnan'a saldıracağı gün, yani o ilk hava saldırısını da onu da ifade ettik. Çünkü aylar öncesi Amerika bunun mühimmatını zaten vermiş. Evet. Yani Seyyid Hasan Nasrallah'ın suikastının mühimmatını Amerika zaten önceden vermiş. Yani bunlar hazırdı. Şimdi ben bir konuşmalar ya da analizler içerisinde bir yöntem kullanıyorum. Ben o kadar Mossad ya da İsrail'i büyütmüyorum. Yani bunlar o kadar büyük kuruluşlar, kurumlar ya da projeler değiller. Amerika desteği olmadan. Çünkü bakın 7 Ekim saldırısı itibariyle İsrail neredeyse kabinesi düşecekti. Hamas'a baş edemedi. Evet. Yani rehinleri de bir şekilde yani yerine tespit edemedi. Yani bizim ülkemizdeki konuşulan tabirle bir dış mihrak ya da dış tehdit ya da bir tehdit, içeride bir tehdit olgusu yaratılıp sanki sonlanmakta olan bir iktidara can suyu verilmesi gerekiyordu da bu kapsamda bir girişim söz konusu olduğu gibi. Aynen öyle. Bakın çok güzel ifade ediniz. Tebrik ederim. Yani 7 Ekim itibariyle Hamas'la baş edemeyen bir proje, İsrail projesi. Gerçekten kabinesi düşmek üzere olan, protestolara siz de şahit oldunuz zaten. Birden şu anda Netanyahu kahraman kesildi başımıza. Dikkat edin, kahraman kesildi. Peki bu destek nereden geldi? Birden içeriden. Dün hatta kabineye dışarıdan bir opozisyon olarak kişi katılım yaptı. Yani Netanyahu'ya destek verdi. Peki neden?
Bu destek nereden geldi? Ya da bu talimat nereden geldi? Talimat Amerika'dan geldi. Yani İsrail Amerika'yı yönetiyor diye bazen gülüyorum. Evet, Amerika, ben tam İsrail'i evet yönetiyor. Onu soracaktım. Aslında evet. Tam tersi İsrail'in evet. İsrail'in hani Amerika'yı yönettiği, hatta Trump'ın birçok provokatif tavrına karşın bu kadar evet. kitleyi konsolide etmesinde Amerika'yı artık Amerikalılar yönetsin refleksinin payı olduğu söylenir. Buna karşın siz diyorsunuz ki tam tersi. Tam tersi. Bakın Amerika'nın yönetim içerisinde, yönetim derken ben Biden yönetimi ya da Trump'ın yönetimini kastetmiyorum. Amerika'nın bu CFR, Council of Foreign Relations, yani o derin devletin içerisinde... Şu an bir seste sorun yaşıyoruz. Yeniden bağlayacağız. Bora Bey, sizi de bekletiyoruz. Evet. Gerçekten insanın hani kahrolsun İsrail, aşıklara özgürlük diye bağırısı geliyor hepsi, yani. Hepsinin bütün. Bunu da hani şimdi size soru sormak istemiyorum ki. Tabii ki, lütfen. En güzel yerinde tabii bölünmesin ki, diye. Gerçekten İsrail bize aşk konuşma fırsatı bile vermiyor. Ses geldi mi acaba? Şu an biraz cızırtılı ama rejim beni teyit ederse şu an için ses uygun mu acaba? Tamam. Şöyle yapalım Farşit Bey. Sizden de hani zamanınızda çalmak istemiyoruz. Şu an için muhtemelen çok fazla görüşmeniz de olacaktır. Bizim de programımızın da bir akışı var. İkisinin ortasını bulmamız gerekiyor. Şöyle söyleyelim isterseniz. Sözünüzü böldük ama çok kısa şunu sormak istiyorum. Yani siz Amerika'nın İsrail'i yönettiğini mi düşünüyorsunuz bu süreçte? Öncelikle çok kısa bulabilirim. Kesinlikle. Bakın yönetim içerisinde, Amerika'nın yönetimi içerisinde Yahudiler var. Bu Yahudiler var derken, o Yahudiler İsrail'e belki evet. ayak bile basmamışlar. Evet. Yani İsrail'e gelmediler. Dolayısıyla orada yaşıyorlar. Peki. Ama bunlar hanedanlar. Buyurun. Peki. Buyurun. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Siz bir öngörüde bulunmuştunuz. Kara harekatı öngörüsünde bulunmuştunuz. Ve evet. öngörünüz hayata geçmiş gibi, doğrulanmış gibi peki. gözüküyor. Görüntülere bakılırsa, İsrail kaynakları henüz bir şey söylememiş olsa da. Peki şu an itibariyle yeni öngörünüz nedir kısa ve orta vadede? Bakın Netanyahu'nun bugün bir konuşması oldu. İran halkına hataben bunu yaptı. Bunu defalarca yapmıştı ama bugün farklı. Dedi ki yakında bir takım değişiklikler olacak. O herhalde muhasese zam ya da kurulu üzerine kastetti. Onu kastetti zaten, herhalde değil, onu kastetti. Ve yakında göreceksiniz. Bakın bir ay içerisinde Netanyahu kahraman başımıza kesildiği takdirde Amerika desteği olmadan zaten bunu yapamadı. Şimdi buna dayanarak, yani bir ay içerisindeki